bir tanesine bakmaya çalışıyorum. Mesela hep şey yaparlar, perspective projection ile ilgili dalga geçmek için yani iki boyutlu kağıt üzerinde görünen şeyler işler işte normal bir şey gibi gelir mesela şurası. Yani sanki ikisi birbiriyle konuşabiliyormuş gibi ama adam esasında şurada çok uzaktaki bir tepede falan filan. Bu da yine aynısı, iki kişi aynı yerde balık tutuyormuş falan filan gibi. Halbuki birisi burada. Sonra şu arka tarafta bir şey var ama ön tarafta ateş ediyor. Garipitler falan filan çok. Şu köprü var orada. Bayrak yok garip hocam. Efendim? Bayrak. O ağaçların arkasına saklanmış. Bayrak evet. Bir yandan önde bir yandan arkada değil mi? Onun şeyler, bunun daha güzel örnekleri falan filan da vardı bir yerlerde. Ben onun için değil de şurada güzel. Mesela bizdeki minyatür esasında şuna benzer. Bizde minyatür sanatında perspektif diye bir şey yoktur. Herkes aynı büyüklükteydir falan filan. Gerçi insanlar çoğunu fark etmişler. Mesela yakındakiler, büyük uzaktakiler, küçük var ama hala bazı şeyler doğru oturmuyor. Şeyi bulduktan sonra yani line'ların bir doğrunun, tamam mı? Doğruların sonsuzla birleşmesi, aynı doğru üzerinde gelip atan şu güzel ya şunu açamaz mıyım? Bunu niye göstermiyor ki bu ya? Niye göstermiyor bu ya? Bunu başka bir şeyle açsam açar mı acaba? Her neyse geri geleyim ben şuradan belki. Şuradaymış, tamam güzel. Şunu gördünüz mü? Görebiliyor musunuz? Bunu büyütemiyorum daha fazla maalesef. Şöyle yapınca ne oluyor? Daha büyük göster. Nerede yazıyor? Altta. Daha küçük göstereyim mi? Bu daha büyüğü de bu kadar işte ya. Anladınız mı ne yaptığını? Anladın mı ne yaptın? Anlamadım. Bu çalgı aletinin, tamam mı? Şu açıdan bakılarak resmini çizmeye çalışıyor. Buradan bir tane şey çizmiş, şey koymuş. Ne diyeyim? İp bağlamış buraya kadar. Hani bizim central projection'ımız vardı ya. Onları iple yapmaya çalışıyor. Sonra ipin şurada kestiği yeri bulup ölçüyor. Bakın buradan ölçüyor, gidip oraya işaretliyor. Anladınız mı? Yani central projection'ı burası olarak seçmiş. Şuradaki her bir noktadan, tamam mı? Şuradaki her bir noktadan şunu oraya dokundurmuş. Bu adam da burada bunun X ve Y'sini ölçüyor. Adam 1616. yüzyılda bu tür şeylerle uğraşıyorlarmış. Ondan sonra gidip oraya da teker teker işaretliyor. Onun kontrollerini bulduktan sonra artık içinin boyanması falan filan kendi yeteneğine bağlı ama perspektif olarak mükemmel bir şey çıkarmış olacak ortaya. Tamam, bununla ilgili birkaç tane daha yine aynı, bakın bu da güzel. Bunu gördünüz mü? Bu da aynı şekilde bakın şey çizmiş. Buradan geldiği zaman ip koymuş, ipten mi yapıyor bunu? Ben şey sandım, görüntüsünün üzerine çiziyor sandım ama değilmiş. Devam edelim. Birkaç tane daha bulabilir miyim buna benzer şeyler? Yok ki aynı onlar. Bunu nasıl kapatacağım? Şuradan görebilir miyiz? Orada mı baktık, orada baktık. Şu yine orada var, bu güzel resimdi. İşte şuradan başka. Yok. Neyse siz bakarsınız buna. İlk bir iki tane prospektif resim örneği vardır Rönesans zamanında. Onlar çözmüşler, resimlere falan koymuşlar. Şu resim olabilir. Perspektif tekniklerini kullanarak ip çizim. Evet. Tüm paralel doğrular gidiyorlar, bir yerde kesişiyorlar. Daha büyük göstere bakalım. Şurada ince ince çizgiler var, gördünüz değil mi? Şu paralel, bununla bu paralel gidiyor, bir yerde kesişiyor. Tüm paraleller aynı yerde kesmek zorunda. Bunların hepsini yapmışlar, büyüklüklerini de onlara göre yapmışlar. Tamam, dersimize dönelim. Perspective projection öyle bir şey. Onu çözdüğünüz zaman resimlerin falan geometrik bakımından biz bunun matematiksel modelini çıkardık. Onlar resimle ilgileniyorlardı. Biz matematik tarafıyla gidiyoruz. Niye? Çünkü gerçek dünyadaki bir x, y, z noktasının image plane üzerinde hangi x, y koordinata denk geleceğini bilmemiz lazım. Orthographic projection var. Orthographic projection, perspective projection gibi uzaktakiler daha küçük, yakındakiler büyük demiyor. Herkesin büyüklüğü aynı diyor. Ve belli perspective projection çok uzak noktalar için orthographic projection'mış gibi çalışıyor. Onu şunu okuyun bana. Bakın bu orthographic projection yapan bir tane lineer işlem. Ne yapıyor? Aşağıya çıkarıyor.
Ne yapıyor? X'i 1'e çarpıyor, Y'yi 1'e çarpıyor, Z'yi 0'la çarpıyor. Değil mi? Z'yi yok ediyor o kadar ya. Z'yi yok ediyor. Arada bir tane satır ezilmiş. Z'yi yok ediyor. Onu tekrar şeye çevirdiğim zaman ben, onu tekrar nanohoca dünyaya çevirdiğim zaman 50 XV'ye geliyor. Yani adamın Z'sini atıyor tamamen. Ortografik projection böyle bir şey. Z'sini yok ettiğiniz zaman her şey şarlak diye resim üzerine yapışıyormuş gibi olmuş. Bazı telesentrik lensler var. Burada telesentrik lensler diye ortografik projection yapıyorlar ama çok küçük bir alan yapabiliyor sadece. Küçük bir alan. Bu şey için önemli. Mikroskop altında iş yapan bazı cihazlar için önemli. Mesela çip lehimleyecek bir yere, tamam mı? Çipin üst tarafının büyük, alt tarafın küçük çıkmasını istemiyor resmin üzerinde. Niye? Ayakları küçük çıkacak, üst taraf büyük çıkacak, ayakların nereye geldiğini göremeyecek. Değil mi? Resim çektiğini düşünün. Eğer perspektif çekerseniz çipi ayaklarının geçmesi gerektiği yere doğru yaklaştırırken ayakların geçmesi gerektiği yere daha küçük görünecek, çipin ayakları daha büyük görünecek. Öyle olmasını istemek için aynı şekilde olmasını istiyor. Bunu yapan özel sistemler var. Buna telesentrik lensler deniyor. Telesentrik lensler deniyor. Bunları satıyorlar. Bunları çok kullanıyorlar. Ortografik projection'ın varyantları, weak perspective var. Neyse bunu atlayacağım. Ben bununla konuşmak istemiyorum çok fazla ya. Tamam, tekrar dönelim şu perspective projection artı bizim projection equation'larımıza tekrar dönelim. Daha sağlamlarına drive edelim. Bunun hakkında konuştum. Ona gerek kalmayacak. Homojen koordinatlar hakkında konuşacağız. İşte iki boyutlu bir tane x, y vektörün homojen karşılığı x, y, 1. Bu var. Dolayısıyla bakın burada ne diyor? For 2D equivalence relation k times x, y, z is the same as x, y, z. Anladınız değil mi? Yani homojen koordinatlardaki bir noktayı herhangi bir sabitle çarptığın zaman bizim bildiğimiz non-homojen dünyada aynı noktaya denk geliyor onlar. Equivalence relation diyor adamlar. 3D'de de yine aynısı. Dolayısıyla bunun sayesinde, bu özellik sayesinde bir line'ın üzerindeki tüm noktaların hepsini aynı noktaya mapedebiliyoruz. Bize bunu yapabiliyor. Basic notion homojen dünyalar için notion. Possible to represent points at infinity. Bakın bunu ben söylemiştim ya. Sonsuzdaki noktaları matematiksel olarak artık ifade edebiliyoruz. Homojen koordinatlar sayesinde. Paralel doğrular, iki tane doğru verdi sana paralel doğru. Bunların kesim noktalarını bul dedik. Bizim dediğimiz hesapla yaparsak çözüm çıkmaz değil mi? İki tane paralel doğrunun kesim noktasını bul dediğimiz zaman formülleri falan filan vardır. Orada bir yerlerde bölme falan vardır. Sıfıra bölme gelir. Ya bunun sonucu çıkmıyor. Bu paralel falan deriz. Bu öyle demiyor. Sana doğrudan bir tane şey veriyor. Nokta veriyor ve noktanın sonsuz olduğunu görüyorsun. Şöyle bir şey yazalım isterseniz. Şu homojen dünya ile ilgili ben size ufaktan bunu okuyayım bir yerlerden. Karışmasın. Yerzeyle. Tamam. Şimdi diyelim ki elimizde İki boyutlu dünyayı düşünelim. İki boyutlu dünyayı düşünelim. X ve Y noktası. Tamam, bir tane vektör şeklinde ifade ettim. Tamam, bu X ve Y noktası bir doğrunun üzerindeyse genelde nasıl yazarız biz bunu? AX artı BY artı C eşittir 0 deriz değil mi? Bu ABC'yi bir tane doğru gibi düşünün. Bir tane doğruyu ifade ediyor. Şimdi ben bunu homojen dünyaya taşırsam bu X, Y'yi homojen dünyaya taşıdım. X, Y ve 1. Tamam mı? Bunu da şöyle yazabilirim hemen. X, Y, 1, A, B, C. Ve burası da 0. Yani benim şu bir tane noktansa şu P noktası olsun bu. Tamam mı? P noktasının transpozuyla şurada bir tane bakın line. L line'e çarpımı inner product'ları sıfır etmesi lazım. P'yi homojen dünyada gösterdim. L'de içerisinde ABC rakamların olduğu doğruyu gösteren bir tane. Homojen dünyada bir doğrunun denklemişti o. Homojen dünyada bir doğruyu ABC rakamlarıyla gösterebiliyoruz. Birdenbire ne oldu? Artık şeyi gösterebiliyorum. Basit bir tane lineer operasyonla bir doğrunun bir noktanın bir doğru üzerinde olduğunu görüyoruz. İkisi de üç tane rakamdan oluşuyor. Biri de karışabilir zaten. Bazen karışmasını falan da isteyebiliyorlar bunlar. Bazen karışmasını da bunları isteyebiliyorlar.
İki tane bakın başka ne söyleyebiliriz? Tamam. Demiştik ya hani şeyler var. Şöyle bir tane nokta düşünün. P üssü noktası X, Y ve 0. Bu homojen dünyada yaşayan bir tane nokta. Bunu bizim bildiğimiz dünyaya çevirmeye çalışırsak gelmiyor. Niye? X bölü 0, Y bölü 0 gelecek. Sonsuzda yaşayan bir nokta bu. Homojen dünyada sonsuzda yaşayan noktaların son koordinatları, şu noktaları 0 oluyor. Tamam mı? Homojen dünyada sonsuzda yaşayan noktaların son koordinatları 0 oluyor. Şu da bizim için 0, 0, 1 de bu tane bir tane line olduğunu düşünün. Bu tane line bu. Line at infinity deniyor. Hatta bu şöyle gösterilir. Line at infinity. Tamam mı? Sonsuzdaki doğru. Bu tüm bu doğrunun, bu noktanın üzerinde, bu doğrunun üzerinde olan tüm noktalar sonsuzdaki noktalar. Nasıl bir şey olacak? P çarpı line at infinity 0 olacak değil mi? Line at infinity'nin üzerinde olması için bu eşitliğin 0 çıkması lazım. P nasıl bir rakam öyleyse söyleyin bana. P nasıl bir nokta? Bunun 0 olabilmesi için P'nin söyleyin. Üçüncü elemanın 0 olması lazım değil mi? O da buna denk geliyor zaten. P şöyle bir şey demek. İlk iki rakam istediği şekilde oynayabilir ama üçüncü rakamın 0 olması lazım ki bunun üzerinde olabilsin. Bunun üzerinde olabilsin. Diğer türlü oradan bir rakam gelirse topladığın zaman sıfırdan farklı bir şey çıkar. Tamam mı? Bu line at infinity. Gördüğünüz gibi sonsuzdaki doğruların üzerinde de konuşabiliyor bu notasyon. Homojen koordinat sistemi. Sonsuzdaki noktalar üzerinde konuşuyor. Tamam mı? Sonsuzdaki doğrular üzerinde konuşuyor. Sonsuzdaki doğruyu gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? Canlandıramazsınız. Yok çünkü öyle bir şey. Gerçek dünyada ona denk gelen bir şey yok ama matematik buna izin veriyor. Tamam mı? Matematik buna izin veriyor. Ve matematik izin verdiği için de diğer işlemlerin hepsi çalışıyor. Bizim de işimize geliyor. Artık şey yapabilirim. Mesela şöyle bir tane lineer sistemim var. M ile bir tane noktayı çarpmışım. Sıfır çıkmış. Bunu çöz diyorum. Tamam diyor. P öyle bir nokta ki buldum diyor P'yi ama P sonsuzda. Ne demek yani bana göre? Gerçek dünyada onu göremeyeceğim ama P2'yi açıklayabilecek matematiksel bir tane ifadem var. Çok kuvvetli bir şey bu. Çok kuvvetli bir şey. Matematiğin dışına çıkmadan her türlü noktalar üzerine konuşabilmek çok kuvvetli bir şey. İki tane doğrunun, bakın. Şu L1 doğrusu, cross product, L2 doğrusu. Tamam mı? Bu cross product, bu üçlük bir tane vektör. Bu da üçlük bir tane vektör. Cross product'a ne gelir? Bunun karşılıklı bir vektör olur. O da üçlük bir vektör gelecek değil mi? Cross product onu ödeyecek. Üçlük bir tane vektör gelecek ikisinin arasından. Şimdi üçlük bir vektör geldiğine göre bunu da bir tane doğru olarak düşünebiliriz değil mi? Bunu da bir tane doğru olarak düşünelim. Bunu da bir tane doğru olarak düşünelim. O doğruyla bu doğrunun alakası ya da bunu bir tane nokta olarak düşünelim. Tamam tamam güzel bu daha güzel değil mi? Onu bir tane nokta olarak düşünelim. Her ikisi de bunlar üçer boyutlu elemanlar. O noktayı şöyle bir şeyle çarparsam da ve bunun sonucu sıfır gelirse ne diyebilirim acaba bu konuda? Ya da buraya P yazmayayım ben. Bırakın P'yi. Daha da güzel yazayım. Ben buraya L1 yazayım. Bu bir tane nokta. Bu da L1'de şu line. Buraya nasıl sıfır yazabildim ben? Lineer bağlantı. Şey böyle değil mi? Bu cross product'ın tanımında var. Ben bunu uydurmadım. Cross product'ın tanımında. İki tane vektörü cross product yapıp o vektörden bir tanesiyle inner product yaptığın zaman sıfır çıkar değil mi? Sıfır çıktığına göre şu üç boyutlu bir vektör. Bu da üç boyutlu bir vektör. Bunu nokta gibi düşünürsem bu da bir tane doğru. Ne oldu yani o zaman diyorum ki ben diyorum ki eğer bu noktaysa şu bir noktaysa o nokta L1 doğrusunun üzerinde olmalı. Ama aynı zamanda ben buraya L2 de yazabilirim. L2'nin de üzerinde olmalı. Tamam mı? Öyleyse bu diyor. Öyleyse bu. L1 ile L2 doğrusunun kesiştiği nokta olmalı diyor. Hem L1'in hem L2'nin üzerinde olan nokta hangisi olabilir ki diyor. Ve bu nokta eğer sonsuz da olsa bile işlemlerin hepsi burada çalışabiliyor. Homojen koordinat sisteminin detaylarına girmeyeceğim. Yeri geldiğince kullanacağız ama bu gibi güzel şey avantajları var. Bir şeyi böyle çok kibar bir şekilde, kompakt bir şekilde matematiğe uygun bir şekilde ifade edebilme özellikleri var. Yani biz homojen koordinatlar üzerinde çok duracağız. Tamam. Kamera parametrelerine tekrar dönelim. Hani demiştin ya biraz önce bunun daha çok parametresi var onları çıkaracağız falan filan ortaya diye. Onların hakkında konuşmaya çalışalım şimdi.
Gerçek dünyadaki hafiften modelimi hafiften değiştirdim. Onu başka bir kitaptan almıştım. Bu başka bir kitap. P noktası, gerçek dünyadaki P noktası, tamam mı? Benim görüntümün üzerindeki şu, bu büyük P, bakın bu büyük P, şu küçük P. Benim görüntümün üzerinde küçük P olarak nasıl çıkıyor? Onu bulmam lazım. Tamam mı? Şu benim image plane'im. Image plane. Image plane olduğundan dolayı üzerinde pikseller var, x, y koordinatları olan pikseller. Bunu küçük küçük parçalara bölünmüş gibi diye düşünün şöyle. Şunlar ne biri birer tane piksel. Tamam. Amacım benim bu gerçek dünyada büyük P noktasında yaşayan birisinin image plane üzerinde hangi x virgül y şey değil artık. Bakın bu continuous bir dünyada yaşıyor bu. Continuous bir dünyada yaşıyor. Tamam mı? X, y, z'ler milimetre cinsinden. Bu matris cinsinden. Matrisin x'i ve y'si olur. 2.3 falan filan gibi şeyler olmaz. Orada nasıl çıkacak ona bakacağım. Ama adam önce diyor ki birazcık bir tane şurada bir normalized image plane'im olsun diyor. Normalized image plane demek, normalized image plane demek mükemmel. Şurada şunun arasında işte 90 derece mükemmel. Tamam mı? Tam 90 derece. Nasıl ki buradaki x ile y'nin arasındaki 90 derece. Burada 190 derece. Şuranın uzaklığı da tam 1 birim. Tamam mı? 1 birim olduğu için F1'e falan denk gelecek. Hani x bölü z çarpı f diyorduk ya. O F1'ler girecek orada. Daha kolay hesaplaması, kolay bir sistem. Ama normalize bir image plane. Gerçek dünyayla alakası yok. Öyle varmış gibi düşünüyorum. Benim physical retinam bu. Image plane'im bu. Adam bakın ne yapmış burada. Bununki x, y. Tamam mı? Şu 1.0 uzaklıkta bunun z'si. Bu burada d uzaklıkta ya da d f uzaklıkta şurası. Bu f uzaklıkta. Şu 1 uzaklıkta. Bu f uzaklıkta. Ayrıca bakın bu adam şurası mükemmel 90 dereceyken bu U'suyla V'si arasında bunun kendi koordinat sistemi arasındaki açı teta kadar olsun diyor. 90'dan farklı bir şey. Yani bunlar üretilirken fabrikada mükemmel satırlarla kolonları birbirine dik mükemmel yapamıyorlar. 89.92 derece oluyor ama 90.00000 olmuyor. İnsan yapımı bir şey. Makineden çıkmış, toleransı var. Mükemmel 90 derece yapamıyorlar. O açıda bizim hesaplarımızı değiştirecek. Hangi konu hangi şeye denk geliyor hesaplarımızı değiştirecek. Artı bu şurada mesela şurası 000 noktası değil mi? 000 noktası. 00 noktasından şurada bir tane P olsun. 00'dan geçerek gelen bir tane R gelip şurada 00 noktasına gelecek. Değil mi? Burada ama bu 00 piksele denk gelmiyor. Niye? Biz genelde imajların sol üst köşelerine 00 diyoruz değil mi? Diğer tarafına diyor değişiyor. Bu adam gerçi sağ alt köşeye 0,0 demiş. Yani şu C0 noktası, şu C0 noktası burada benim görüntümün üzerinde diyelim ki 162/175. Piksele denk geliyor. X, Y'si öyle olsun. Ama burada 0,0'a denk gelmiş şurada. Burada da 0,0'a denk geliyor. Burada 0,0,0, burada 0,0 ve 1. Burada ama başka bir yere denk geliyor. Dolayısıyla bu C0 noktası benim için önemli. Benim imiş bir neyimizdeki C0 noktası. Kamera parametrelerinden bir tanesi de o. Yani şu C0 noktasının central projection'ın devam eden optik aks. Optik aks benim imiş bir neyimi nerede kesiyor? Orası benim için önemli. Oraya principal point deniyor. Principal point. Principal point. Ana nokta diye bir yere düşünebilirsiniz. Ana nokta diye de düşünebilirsiniz oraya. Kamera parametrelerinden bir tanesi bu. İçerisinde iki tane rakam var. X ve Y noktası. Bir parametre burası. Burada skew. Skew angle derler ya bu. Hani genelde şuna derler skew angle diye. Şu dikdörtgen. Bunda problem yok ama bakla şekli geldiği zaman şu. Şu açıda skew angle. Tamam mı? Yani normalde ne kadar sapmış. 90 dereceler ne kadar sapmış. O da skew angle, onu da söyledik. Kamera parametrelerinden bir tanesi o. Diğer parametre daha önceden konuşmuştuk. F uzaklığı. Central projection'dan ne kadar uzaklayayım, oradan ne kadar uzaklayayım, F uzaklığı. Diğeri de işte şunlar. Şunların genişlikleri ve yükseklikleri SX ve SY. Genişliği ve yüksekliği her bir pikselin. Kameranın içsel parametreleri bunlar. Kamerayı tanımlayan şeyler. Tamam, şimdi bunları devreye koymaya çalışarak şu kamera equation'larını bir daha yazalım. Verilen bir P noktası, unutmayın P noktası burada büyük P, diye de küçük P noktası. Onu diyor, bu şekilde diyor, yazabilirsin diyor. Burada. Şu U, Ş
şapka, V şapka, onlar şuradan gelecek. Şunlar. Anladık mı? Yani bu koordinat sistemi üzerinde nerede olduğunu hesaplayacak. Şunu bir okumaya çalışalım mı? Şu identity matris demek şu. Identity. Bu bizim bildiğimiz üç boyutlu P vektörümüz. X, Y, Z'si var. Identity matris ne demek? Üçü üç bir tane identity matris o. Şöyle bir şey yani. Şunu açık yazayım mı ben? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Burası da 0, 0, 0. Böyle bir tane matris bu. Tamam mı? Benim biraz önce kullandığım notasyonu kullanmadı. Yani o şuraya eksi D yazmadı. Ya da 1 bölü D yazmadı. Doğrudan bunu kullanmış fazla karışık olmasın diye. Böyle bir tane matris. Daha sonra onu Z'ye bölüyor. Tüm elemanları Z'ye bölünce karşı tarafa U şapka X bölü Z, V şapka da Y bölü Z olarak çıkıyor. Orada da 1, 1, 1 geliyor. Niye? Çünkü bizim D uzaklığımız burada 1. Şunun için yazdık yani burayı. Şunun için yazıyoruz, burası için yazıyoruz. Bir uzaklıkta değil orada. Onun için yazdık. Lineer bir operasyon. Şuradaki böyle gerçi bizim kafamızı karıştırdı. Pek lineerliği yok bunun ama böyle Z. Karşı tarafta doğrudan P'yi elde ettik biz. İstesek de ortadan kaldırabiliyorduk zaten. Tamam, bu bana neyi verdi? Gerçek dünyada yaşayan bir tane noktanın, P noktasının, X, Y, Z noktasının şu normalized image plane üzerindeki pozisyonunu verdi. Şu P şapkayı verdi. P şapka benim bir işime yaramıyor ama benim işime şu yarıyor. Bu nasıl bir şey? Bu P şapka hala continuous, devamlı bir dünyada. Tamam mı? Hala milimetre cinsinden. Bana ne lazım? Bana şu P noktasının X virgül Y koordinatı lazım. Resim üzerindeki, görüntü üzerindeki X virgül Y'si lazım. Onu bulmaya çalışalım. Onu bulmak için bir defa ne yapmamız lazım? Şunu devreye koymamız lazım değil mi? C0'a. Değil mi? C0'ın elemanları. C0'ın elemanları da bu arada şey olsun. U0 ve V0 olsun. Onu devreye koymam lazım. Bir de şu SX ile XY'yi devreye koymam lazım. Yani ne yapmam lazım sizce? Bir defa o P şapkadan V0, U0'ı çıkarmam. U0, V0'ı çıkaracağım. Ki normalize olsun. Bir de çıkanı SX ve SY'ye bölmem lazım ki piksel büyüklüğüne. Tamam mı? Koordinat sistemi üzerinde, şeyde, imaj üzerinde neye denk geldiği belli olsun. Tamam mı? Çok uyudunuz, çok şey bakıyorsunuz ya. Bir de bir sorunuz olsun. Ne anlamadınız? Anladınız mı? Anlamayanlar da var ama birisi soru sorsun. Birisi soru sormadan devam etmeyin. Dakikanızda yazıyorum buraya. Bakın geç bırakacağım onu. Birine soru soracaksınız. Kronometre mi var? Kronometre olur değil mi? Kronometre. Başladım. Bunları dersin sonuna ekleyeceğim. Hepsini anlamış olamazsınız ya. Ben bir anlatamam bu kadar şeyi. Tekrar anlat desem. Kafam karışır. Hocam bu fizikal nedeni tam olarak... Niye biliyorsun ondan soru soruyor? En cesaretliğiniz o sor. Yani görüntü pin olan düşüyor bir yere ama onun arkasındaki şey ne oluyor tam olarak fizikal retina? Fizikal retina görüntünün oluştuğu yer. Bir dakika şunu durdurayım ben. 34 saniye. Peki normalde mi? Normalde değil. Bir uzaklıkta 1.0 birim uzaklıkta, tamam mı? Her şeyin mükemmel olduğu bir tane görüntü düzlemi diye düşün. Öyle bir tane görüntü düzlemi yok. İşimizi kolaylaştırılsın diye yaptık. Ya hocam. Onunla alakalı. Hocam o 90 dereceyi tam ayarlayamadılarsa o teta açısını hiçbir zaman çektiğimiz şey gerçek şey göstermez yani. Nasıl o kadar net çıkabilir ki? Açı gösteriyor. Çünkü sen gerçek dünyada çektiğin objelerin açılarını biliyorsun. Ben bunu sana gösteriyorum diyorsun. Mükemmel dikdörtgen bir şey gösteriyorsun. O çekiyor diyor ki yok ya bu 89.12 diyor. Anlıyorsun ki bir uzaklık var. Olabilirsin yani. Yani onun 90'a ne kadar yaklaştırırlarsa mükemmellik o kadar. Evet ve genelde o kadar da uğraşmıyorlar ama. Çünkü insan 89.7'nin tamam mı 90'dan farklı gözüyle fark edemiyor. İnsan fark edemiyor. Eğer çok hassas ölçüm işleri yapan, mikroskop altında çalışan, makina inspection'ı falan, chip inspection'ı falan yapıyorsan belki ama normal şu fotoğraf makinesinin, şu teta açısının 85'e kadar kesin kimsenin umurunda olmaz. Evet güzel. Başka?
Evet canım, Recep olsaydı. Ne oldu, hani soru yoktu, herkes her şeyi anlaştı ki sen. Pinol olmasaydı normal. Recep var burada. Recep yokmuş gibi düşünüyoruz karışıklaştırılmasın diye. Recep olmasaydı zaten F olmazdı. Normal hayatta Mesut'un orada oluyor değil mi, olsaydı? Hayır yok. Recep olsaydı yine aynı uzaklıkta, F uzaklıkta. Yani normal hayatta Mesut Play'in de yine F uzaklıkta değil mi? Hayır, normal hayatta Mesut Play'ini 1.0 uzaklıkta. Yani F'i 1 yaptık. Öyle değil mi? F'i 1 yaptık, evet. Zaten bu, şu da bana onu verdi, gördün mü şu? U üstü X bölü Z, V üstü de Y bölü Z. Burada F falan yok. Niye? Değerleri 1.0 çünkü. Güzel. Başka var mı? Normalize image plane kafanızı karıştırmasın. Sadece oradan çat diye physical retine'ye atlamamak için, image plane üzerine atlamamak için normalize image plane üzerine birazcık şey geliştirdik. F'i 1.0 yaptık. Orada açık mükemmel 90 derece. Ve oranın 0.0'ı da central projection'ın görüntüsüne benziyor. Değil mi? Yani şurada bizim image plane'de 0.0 noktamız şurası. Ya da bu adam 0.0 bura almış. Sağ alt köşe olarak almış. Tamam mı? Farklı bir yer. İle de burası olmak zorunda değil. Tamam mı? Bizim 0.0 noktamız ile de orası olmak zorunda değil. Hocam güzel. Şu iki plane birbirine paralel mi yoksa? Çok paralel diye düşünebiliriz, evet. Evet. Ada farklı olabilir. Yani şu image plane'le, tamam mı? Şu image plane'le. Bunun arasında açılı farklı da olabilir. O da bir kamera parametresi olurdu ama genelde insanlar onu 90 derece diye düşünüyor. Onun etkisi diğerlerine göre daha az. 0.0'ın sağ alta alınmasının sebebi ters dönünce doğru yere gelsin diye mi? Yok, ben değil ya, sol üst köşede olması lazım normalde. Biz görüntülerimizi nasıl adlandırıyoruz? Bir matris şeklinde yapıyoruz değil mi görüntülerimizi? Ve bir diye buraya diyoruz. Şöyle devam ediyoruz değil ama mi? Ama ters oluşuyor hocam. Yok öyle ya, bu çok fazla right handed sistemle left handed sistem birbirine karışmasın diye. Yani bizim bildiğimiz sistemde sol alt köşedir, yukarıya doğru büyülermiş. Değişmek zor bir şey değil ama adam böyle demiş. Ters de olabilirdi. Güzel. Devam edelim öyleyse. Başka soru yoksa. Eminim var ama sormuyorsunuz. Videonun üzerinden bir daha geçelim. Tamam. Şimdi U üstü, V üstü hakkında konuştuk ama birazcık U, V hakkında konuşmaya çalışalım. U ile V, yani şurası. Şunun üzerinde nereye düşelim? Önemli olan o. U ile V gerçek physical retina üzerinde. Onun işi içerisinde olması için de şu teta'nın devreye girmesi lazım. Teta'yı biraz sonra koyacağız. Şuradaki C0'ın içerisindeki U0, V0'ın devreye girmesi lazım. Onunla ilgili adam bana şu formülü vermiş. Alfa ve beta var burada. Alfa'nın formülü söyleyeyim mi? Alfa size, alfa şu. F bölü S X. Beta da F bölü S Y. Anladık mı? F'i bir pikselin genişliği cinsinden ifade etmiş. Beta'yı da tamam mı? Pikselin yüksekliği cinsinden ifade etmiş. Hani daha önceden burada D var diye D çarpı X bölü Z diyorduk ya da F çarpı X bölü Z diyorduk. Ama o da bize yani F çarpı X bölü Z hala bana milimetre cinsinden bir şeyler veriyor. Ben milimetre cinsinden istemiyorum. Bana 3,5 gelsin diyorum. Piksel genişliklerin devreye konması lazım. Bu öyle yapmış. Bunu şöyle düşünün. F çarpı X bölü Z bölü SX. Tamam mı? SX'i SX'e bölmem neyi veriyor bana? Hani pikselin genişliğine böldüm ya, kaçıncı piksele denk gelecek onu söylüyor. Değil mi? Kaçıncı piksele denk gelecek onu söylüyor. Bu da aynısını Y'ye yapıyor. U0'da V0'da hemen buraya eklemiş. Niye eklemiş? Bunlar da merkezin artık senin burası değil, merkezin şurası. Değil mi? Merkezini başka bir yere almış. U0'da V0'da oraya eklemiş. U0'da V0 neydi bir daha hatırlayalım. İşte burası. Gelebilirsek. Benim V0'm yok olmuş ya. U0'da V0. Tamam. Orası da burası. Oranın koordinatlarının şuranın cinsi. Burası 0.0 ise bunları da doğrudan oraya eklemiş. Yani dolayısıyla ne olacak? 0, şurası U0, V0 geldiği zaman oraya çıkınca doğrudan 0.0 değerleri bana gelecek. Diyor ki adam U ve V'yi bu şekilde hesaplayabilirsin diyor. V'den şeyi alacaksın diyor. X'i alacaksın, Z'ye böleceksin. Onu alfa ile çarpacaksın. U0 ekleyeceksin. V içinde bunun aynısını yapacağız. Bu sefer de V0 eklemek. O açı var değil mi, bir tane açı? Garip bir açı var, skewness açısı. Onun hesabı fazla kolay değil. Onun için şöyle bir tane formül vermiş. Karışık. Daha önceden şu U'yu hesaplarken içerisinde sadece X ve Z vardı. Burada işin içerisinde Y de var. X ile Y arasında ne kadar açı var ya, onu da hesaplayacağım. Bunu ezberlemek o kadar kolay değil. Ezberlemek istemiyorum ben.
sadece o skew açısı buraya denk geldiği zaman, skew buraya denk geldiği zaman bu şekilde olacak. U bu şekilde hesaplanıyor, B bu şekilde hesaplanıyor. Böylelikle ne yaptık? Kaç tane rakam var elimizde? Parametreyle sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 4, bir de beta mı var? 5. Gerçi alfa ile beta birbirine bağlı, ikisinin de içerisinde F ve SX var ama orada da 2 tane rakam var zaten. Ha, pardon, 3 tane rakam var burada. 1, 2, 3, 3 tane var değil mi burada? 1, 2, 3, 3 tane rakam var burada ama birbirine bağlılar bunlar. Bunları alfa beta cinsinden koyabiliriz diyor adam burada. F'i hesaplamıyor. F hakkında konuşmuyor, F'in piksel genişliği cinsinden konuşuyor. F'in piksel yüksekliği cinsinden konuşuyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane parametre çıkardım kameranın iç parametreleri. Kamerayı içsel olarak tanımlıyor bunlar. Bir kamera verildiği zaman bu kamera için bu parametre, eğer fokusuyla F'iyle falan oynamıyorsanız, image plane'in yerini falan değiştirmiyorsanız, kameranın içsel parametreleri bunlar. Ve bunu daha böyle kompak hale geçirelim diyelim. Adam bunu yapmış. Şunu gördünüz mü şurası? Şu normalize image plane üzerinde olan P şapkaydı. Bu da bizim P'miz. Bunu ikisine birbirine şu şekilde bağlayabilirim diyor. Lineer bir işlem. Normalize image plane'e taşıyan formülü burada biliyorum ben. İşte bu. Lineer bir tane işlem var değil mi burada? Normalize image plane'e bu şekilde taşıdım ben bunu. Verilen bir tane gerçek dünya büyük P noktasına. Sonra normalize image plane'inden de benim fiziksel retinama bu şekilde tanıdım. Burada K, işte bu matris, 3'e 3'lük bir tane matris. İşin içerisinde alfa var. Alfanın içerisinde ne olduğunu unutmayın. F vardı, SX vardı. Beta, F vardı, SE vardı. Bu theta, skew angle'ı bunlar. Alfa burada da gelmiş. Şu da principal point'imiz bizim. U0, V0. Tamam mı? U0, V0 bizim fiziksel principal point'imizin koordinatları fiziksel retina üzerindeki. Hocam kameranız parametreleri arasında dış şeyleri. Daha dışlara gelmiyor. 0, 0, 1 dediğimiz kısımlarda onlar var. Hayır, daha gelmedi buraya onlar. Hocam, değişmiş. Bu sıfırla ve sıfırı nereden yani offset olarak mı bilmiyorum. Anlamadım. Bu sıfırla ve sıfır var ya hocam. Evet. Sonra, onlar şu. Şimdi. Normalize image plane'inde, normalize image plane'inde şu C şapkanın koordinatları 0, 0, 1 değil mi? Evet. 0, virgül, 0, virgül, 1 nokta 0 değil mi burası? Şimdi bunu devam ettiysen bu fiziksel retinamızın üzerinde geldiği yer 0 0 0 0 0 f değil. Orası image koordinatları üzerinde, yani matrisliğin üzerindeki konum olarak u0 v0 noktasına denk geliyor. Dolayısıyla bunu yaptıktan buraya taşıdıktan sonra onun üzerine u0 v0 eklemem lazım. Ki 0 gelen yere sen bunu diyeceksin diye. Tamam mı? Buraya gelen x noktasını hemen piksel sayısına bölüyorsun. Kaçıncı piksele denk geldiğini buluyorsun ve hemen doğrudan U0 ekliyorsun ki sen esaslı orta noktan burası değil. Principal point olarak. Bunu da lineer hale getirdiğim zaman işte bu oluyor. Yukarıdaki de bu aynı hikaye. Sağını yapmaya çalışalım mı? Ne yaptık bakın burada. Şu ne yapıyordu? Şurası şu şey, şu eşitliğe bakmaya çalışalım burada. Alfa çarpı U neydi bu? U burada. X bölü Z var. Bir dakika. Şurada. X bölü Z. Şunu unutmayın. Şurası X bölü Z. Şurası da Y bölü X bölü Z diyorum. X bölü Y yazıyorum oraya. Ya. Sevgili gençliği çok fazla anlaşılan. Şurası